Merhabalar. Bu videomuzda sizlere Microsoft Office Word üzerinden Mail Merge fonksiyonunun kullanımından bahsedeceğim. Mail Merge'ün özelliği birbirlerinden farklı içerikleri birbirlerinden farklı kişilere aynı anda hızlı bir şekilde mail göndermesidir. Bunun için herkes tek tek yazıp mail gönderiyor. O ayrı bir efor oluyor. Bu yüzden de Mail Merge fonksiyonunu öğrendikten sonra başarıyla kullanabileceğinize inanıyorum. Ben Word üzerinden hazır bir şablon yazdım. Sayınla başlayıp adını soyadı gelecek şekilde. Ardından bu noktalara birine tarih, diğerine eğitimin adı gelecek şekilde bir formatım var. Şuraya yazdığım koddan ekstra en son bahsedeceğim sizlere. O önemli bir fonksiyon. Ondan ayrıca değineceğim. Şimdi Word'de bu hazır metnimizi yazdıktan sonra önemli olan kısım datalarımızı çekeceğimiz Excel tablosu. Onu da sizlere göstereyim. Ben bunu da hazır bir hale getirdim. Şimdi burada datalarımız var. Amacımız Word'ün bu dataları kullanarak kişilere mail atması. Ben buraya şahsi mail adreslerimi yazdım peş peşe 3 tane ama siz bunları isterseniz değiştirebilirsiniz. Birbirlerinden farklı kesinlikle başka insanlara mail gönderebiliyor. Şimdi diğer kısım Word'e Excel'i eşleştirme kısmı. Mailing kısmına geldiğinizde burada diyor ki kullanacağın liste neresi? Bana onu göster diyor. Ben kullanacağım listeyi kendisine gösteriyorum bilgisayara. Hemen açıyorum. Data kısmını az önce gösterdiğim Excel'i seçiyorum. Karşıma hangi sheet'i kullanacaksın diyor. Sheet 3'ü kullanacağım diyorum. Okey dediğimde artık bu diğer fonksiyonlar aktif hale geliyor. Şimdi burada nereye ne bağlayacağın kısmını buradan seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi Excel'deki başlıklarımız da birebir aynı. Açıp göstereyim size hızlıca. Excel'deki eğitim adı, adı soyadı, mail ve talep tarihi diye listemiz vardı. Burada da aynı şekilde geldi. Şimdi noktalı işaretler yerine ilgili alanları koyuyorum. Buraya kişinin adı soyadı gelecek. Virgül koydum. Talep tarihi gelecek. Talep tarihini yazıyorum. Talep tarihi dedim. Bir boşluk bıraktım. Ardından da eğitimin adının gelmesini istiyorum. Eğitimin adını getiriyorum buraya. Boşluk bıraktım. Şimdi bu kısımdan da hazırladığınız formülün görüntü kısmını sağlıyor size. Bu şekilde tıkladığımda bakın satırda bulunan Yasin Çalova, burada tabii tarih farklı geliyor. Bu fonksiyonu şimdi size anlatacağım. Tarihinde talep ettiğiniz bu eğitimin seansını seçmediğiniz görülmektedir. Lütfen seçin gibi bir uyarı metni. Tamam, burada hemfikiriz. Şu an aslında mail mörcümüz sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Diğer sayfalara da bakalım. Hatice Sarı ve Mert Mavi diye. Okey, devam ediyorum. Şimdi burada tarihi değiştirmeniz gerekiyor. Yoksa bu şekilde gidiyor ki insanların da kafası karışabilir. Burada Türkçe tarih olacak. Yani gün, ay, yıl olacak formatta çevirebilmek için. Şuradan kod bölümünü aç diyorsunuz. Kod bölümüne de şurada az önce dediğim kodu, formülü, fonksiyonu neyse buraya yapıştırıyorsunuz. Bundan sonra da zaten tarih kısmı düzelecek. Şimdi tekrar kapattım. Şurada şey oldu, boşluğu saydı muhtemelen. Hemen bir sonrakine bir geçip geleyim. Evet, düzeldi gördüğünüz gibi. Artık bizim kullandığımız tarihe göre gün, ay, yıl olarak geldi karşımıza. Şu an mail atmaya hazır. Peki ne yapacağız? Finish merge diyor. Send email. Okey. To kısmı ne olacak diyor. Ben maili seçiyorum. Çünkü orada da mail adresleri mail kolonunda tanımlıydı. Ardından da başlığımı seçiyorum. Name olsun. Teknik eğitim seans seçimi diye önlemde koyalım. Herkese mi göndereyim? Yoksa belli sayı aralıklarındakilere mi göndereyim? Bu kısmı da seçebiliyorsunuz. Yani dersem ki ben 1 ile başlayıp 1 ile biten satır arasındaki kişilere gönder. Sadece o satır arasında kaç kişi varsa onlara gönderir ki bu yazdığımıza göre bir kişi var. O bir kişiye gönderecektir. Fakat ben hepsi dersem Excel listesinin baştan sona
en tepeden en aşağıya kadar kim varsa bu liste içerisinde herkese tek seferde mailinizi gönderebilirsiniz. Okey dediğimde mail göndermeye başlıyor. Gördüğünüz gibi zaten mouse dönmeye başladı. Evet. Gönderdi. 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 Üçünü de gönderdi. Ben şimdi size açıp göstereceğim hemen. Mail adresime geleni. Gördüğünüz gibi 3 mail de bana gelmiş. Birbirlerinden farklı içerikler. Onları da göstereyim. Aynı yazdığımız gibi Sayın Mert Mavi neyse. Devam ediyorum. Diğeri de aynı şekilde. Aynı şekilde üçüncüsü de hızlı bir şekilde karşı tarafa ulaşmış. Umarım sizler de başarılı bir şekilde Mail Merge'ü kullanabilirsiniz. Bu hazırladığım Word ve Excel datalarını sizlerle paylaşacağım. Açıklama kısmında dosyaları indirip sizler de birer kendinize örnek hazırlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.